İnce, Erdoğan'ı gözünüzde büyütmeyin. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk TV'deki Halk Arenası programında konuştu. İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle: Yarenin mektubu gibi o kadar çok mektup var ki, bunlar en büyük vitamin. Mektuplar kaybolmasın, seçimden sonra Çankaya Köşkü'nde sergileyeceğim. Birisi çıkardı, alyansını göndermiş, 6 ila 7 alyans oldu. Kayınpederinin 46 yıl önce evlenirken verdiği Türk bayrağını teslim eden ablamız oldu. Çocukluğumdan beri siyasetle uğraşıyorum. Siyaset benim için çok özel alandı. Arkadaşlarım film artistlerinin, sporcuların isimlerini ezberlerdi. Ben politikacıları bilirdim. İzmir mitingleri daha özeldir. İzmir mitingleri çok özeldir. Ankara biraz daha cılız geçer, memur şenlidir. Ben Ankara'da o meydanda 20'li yaşlardan beri en az 70 ila 80 mitinge gitmişimdir. Böyle bir şey yok. Pazar günü HALLDBİLC yumuşak GİMİZ inanıyorum. 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olduğumda dedim ki, ikinci tura bu işi bırakırsak başa baş yarış yaparız dedim. Bugün bu noktada değilim. Ben bunun pazar günü bir turda halledilebileceğimize inanıyorum. Artık asla bugünkü gibi bir Türkiye olmayacak. 81 milyon merak etmesin. Artık asla bugünkü gibi bir Türkiye olmayacak. Artık insanların bir umudu var. Kazanmaya yakın olduğunu hissediyor insanlar ve karşı tarafta bir telaş var. Benim 5 yaşımdan beri hayatımı sorgulamışlar, boş işlerle uğraşıyorlar, yandaş medyada hakkımda haberler yaptırıyorlar, kimse inanmıyor, ses kaydı FETÖ'cülerin işi, şimdi Facebook'ta para verip aleyhimdeki yazıları dolaştırmaya çalışıyorlar. Bunun sokak diliyle özeti şudur: Tarzan zorda. Bunlara kimsenin kulak asmamasını istiyorum. Yok ses kaydı, bu FETÖ'cülerin işiydi. FETÖ'cülerden mi öğrendiniz? Dublaj montaj, yarın yağmur ya yumuşak ya RSHMSİYSİZ konuşacağım. 106 miting, oruçluyken o sıcak altında saatlerce beni beklediniz. Ama işimiz henüz bitmedi. Ben yarın İstanbul mitingine sürünerek geleceğim. Yine geleceğim. Yağmur yağarsa da yağmurun altında şemsiyesiz konuşacağım. TRT Genel Müdürünü kulağından tutup oradan attığımda haksız mıyım? TRT, YSK. İzmir'de 3 milyon kişiyle miting yaptım. TRT 1 dakika vermedi. Ankara'da 2 milyon insanın üstünde miting yaptım. TRT vermedi. AKP'ye oy veren kardeşlerime, elektrik faturalarında TRT payı ödüyoruz. TRT Genel Müdürünü kulağından tutup oradan attığımda haksız mıyım? Anayasada TRT'nin tarafsız olduğu yazar. Tayyip Erdoğan devletin uçağıyla propaganda yapıyor. Ben sizin verdiğiniz paralarla kiraladığım uçakla geldim. Ve yandaş kanallar Erdoğan önde diye haber yapacaklar. %68 Erdoğan önde diye haber yapacaklar. TRT ve yandaş kanallar. Böyle haberler yayacak, moralinizi bozacak, referandumda %65 ile başlamışlardı, aynı numarayı çekecekler. Sandık başlarından ayrılmayın, sizden istedikleri şu: Erdoğan 65, Muharrem İnce 15 diyecek, moralinizi bozup sandıkları terk edeceksiniz, onlar da çalacak. Plan bu. Cumartesi akşamdan gidin okulların bahçesinde yatın, gün ışımadan okulların bahçesinde olun, sandık başlarından sonra seçim kurullarının önlerinden ayrılmayın.
İSNA'nın önünde bekleyeceğim. Pazar Yalova'da oyumu kullandıktan sonra Ankara'ya gidip YSK'nın önünde sandalye koyup bekleyeceğim. Benim görevim miting yapmak, sizin göreviniz alanları doldurmaktı. Şimdi göreviniz seçim kurullarının önünde olmak, benim görevim avukatlarla birlikte YSK'nın önüne gitmek. %55'lerden bahsediyorum. Neyini çalacaklar? Bu seçim, eskinin son, yeninin ilk seçimi. 15 bin 20 bin oy çalacaklar. Ben size %55'lerden bahsediyorum. Neyini çalacaklar korkmayın. Anket şirketleri ince 24 yazıyor ya geçin onları, öyle bir şey yok. Dip dalgası değil tsunami. Dip dalgası diyorlar ya öyle değil. Bu tsunami, bu benim uykularımı kaçırıyor, sorumluluk duygusu, eyvah diyorum ekonomik kriz kapıda, bunu yapacağız, kimsenin kuşkusu olmasın, birilerini önüne gelen kandırıyor, ben onu kandırmayacağım, güzel emeklilik günleri yaşatacağım. Türkiye zenginleşecek, Cumhurbaşkanının emekli maaşı da artacak, güzel yaşayacak. FATİHLİ olan benim, NİŞANETAŞİLİ olan Erdoğan, bay derken, şunu söylemek istiyor, elit, seçkinci, halbuki Fatihli olan benim, Nişantaşılı olan Erdoğan, milletin evladı benim, saraylı olan o. Tam bir beyaz Türk. Rizeliliği bile bıraktı, beyaz çay içiyor, kibir kulesi, insanlara tepeden bakan, kime kardeşim dediyse gitti. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, sadakat yükümlülüğü konulu panel düzenlemiş, sizin de kızınızı Elazığ'a tayin edip bir gün dahi görev yapmadan Ankara'ya getirselerdi siz de sadakat derdiniz. Hakaret ve küfürleri not ediyorum. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra intikam, rövanş, devri sabık olmayacak. Ama bu demek değil ki bunlardan hesap sorulmayacak. Hakaret edenleri, küfredenleri hepsini bir kenara not ediyorum. Buna sonra bakacağız. Halkını, hakkını, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama gerektiği zaman haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Hepsini kenara not ediyorum. Bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum. Tedirgin olmanıza gerek yok. Bir tek sen de yumuşak YİŞİRSN Türkiye değişir. Anayasayı, yanındaki insanları, devlet yönetimini değiştiriyorsun. Olmuyor, olmuyor. Ama bir tek sen değişirsen Türkiye düzelir. Kendisinden başka hiç kimse önemli değil onun için. Sadece kendi koltuğu. Devletin yeniden yapılanmasına bakın. Öyle bir şirket devlet örgütlenme şeması yok dünyada. Ben ortak atıl diyorum, o tek adam diyor. Benim cumhurbaşkanlığımda sınav ve eğitim sisteminde uzlaşacağız sonra yeni modele geçeceğiz. O modeli 30 ila 40 sene değiştirmeyeceğiz. Norveç, Finlandiya bunları yaptı. Dünyanın önde gelen ülkelerinden eğitimde. Karamolaoğlu Cumhurbaşkanı olursam İnce ve Akşener'e yardımcılık teklif edeceğim dedi. Ben de ona ederim. Türkiye'yi barıştıracağız. Herkesi kucaklayacağız. Erdoğan gibi ben, sen, o yok biz var. Sandığa yanınızda iki kişi daha getirin söylemi, siyaset bir ikna ve iddia işidir. Sağlama almak lazım. Ben ikinci tura kalmak istemiyorum. Birinci turda bitirelim bu işi. Erdoğan gelmeden önce yiyecekleri ağaç KOVU yumuşak GUNDASAKLIYORDUK. Erdoğan gelmeden önce yiyecekleri ağaç kovuğunda saklıyorduk. Fırın yoktu. Buzdolabına katkısı oldu mu? Erdoğan'dan önce buzdolabı vardı ama içini o boşalttı.
16 yıl Türkiye'yi yönet, sonunda gel kek var, çay çorba var, 10 yıl içinde sürücüsüz arabalar var, ayda Mars'ta maden aranacak. Bugün ilkokulda okuyan çocukların %65'i bugün bilinmeyen mesleklerde çalışacaklar. İşçilere dedim ki, kendinizi yetiştirmelisiniz, işinizi bir Macar kapar, dedim, o işi Türkiye'ye vermezler anlamında söyledim. Tıp değişecek, herkesin genetik haritası çıkarılacak, daha felç hastalanacağız. Erdoğan bunu bilmediği için şehir hastanelerine doluluk garantisi verdi. O zaman hasta olacaksınız. Erdoğan ve Bahçeli birbirine neler söylediler? Hiç ilgi alanıma girmiyor. Siyaset başkasının başarısızlığı üzerine kurulmaz. Başkalarının kavgası üzerine kurulmaz. Siyaset kendi başarısı üzerine kurulur. Erdoğan ile Bahçeli birbirine neler söylediler? Ülkücü kardeşlerim bize oy veriyor, hiç canınızı sıkmayın, bunlar mı Müslüman, CHP logolu dezenformatif afişler hazırlanması, bunlar ahlaksız, namussuz, bunu Ankara'da posta kutularına atmışlar, başörtülü kardeşim, senin vicdanına sesleniyorum. 106 miting şunu söyledim, ister evde, ister sokakta, ister devlet dairesinde tak dememe rağmen birileri senin başörtünden çıkar sağlamaya çalışıyor. Bunu Erdoğan'ın adamları yapıyor. Bunlar mı Müslüman? Erdoğan'ı gözünüzde çok büyütmeyin. O da gidecek. Erdoğan'ı gözünüzde çok büyütmeyin. 7 Haziran'da Erdoğan gitmişti. Muhalefet sonra gereğini yapamadı. Toplanıp meclis başkanını seçselerdi iş bitmişti. Nasıl gönderiyorum onu görün bak, Demirel 6 kere gitti, 7 kere geldi. Demirel nasıl gittiyse Erdoğan da gidecek, sen sandıkta çaldırma, YSK'yı bana bırak. Erdoğan'a, hava durumu bile seni geçmiş, çık karşıma da havan olsun. Buradan bir kez daha Erdoğan'a sesleniyorum. Yarın 13.00'te İstanbul mitingim var. Gel yarın TV programına çıkalım. Prompterını da al. Gelirsen mitingi iptal edeceğim ya da kısa keseceğim. Parlamenter sistemi revize etmek mümkün. Ama 16 yılda Erdoğan ve ekibi düzeltmek istemediler. Aksayan yönlerini tedavi etmek bir yana yarayı kangren haline getirdiler. Şu andaki sistem bir ucubedir. Parlamento çalışmalarında deneyimi olan kişilerden biri olarak aksayan yönlerini en iyi bilenlerden biriyim. İşbirlikçileri henüz Ergenekon balyoz kumpasları sırasında Silivri'deki FETÖ'cü hakimlere ve mahkemeye karşı bir direnişiniz olmuştu. FETÖ'ye karşı azminiz aynen devam ediyor mu? Silivri duruşmalarında 30 milletvekili arkadaşımla oraya gittik, duruşmaların tümünü takip ettim. Grup başkan vekiliydim. Milletvekillerinin üstünü aramak istediler. Amaç sindirmek. Salonda boş sandalyeler var. Mahkeme başkanı gıcıklık olsun diye ayakta tutuyor. Ben de bağırdım. O mahkeme başkanı olabilirsin. Bir gün sanık olacaksın dedim. Şimdi o FETÖ'cü hakim hapiste, biz protesto edip duruşmayı başlatmadık, hakim Hasan Hüseyin Özeser ara verdi ve beni çağırdı. Bülent Tezcan'a, gel beraber gidelim, hukuki olarak bir hata yapmayayım, dedim. Çay içer misiniz dediler, sizin çayınız içilmez, siz tetikçisiniz, torunlarınız sizden utanacaklar, dedim, Balbay tutukluydu, eşi yanımızdaydı, Balbay'a seslenip, eşini gösterdim, bizim bütün ses kayıtlarımızı almışlar. Yargılama değil, bir çadır tiyatrosu vardı.
Buradan 3 fezleke geldi bana. Mahkemeye gittim. Beni yargılamayın, ödül verin dedim. FETÖ'cü hakime söylediğimi aktardım. Hani ödülüm dedim. Bir FETÖ'cüler vardır, bir de Erdoğan'ın adamları, bir de Silivri'de hapse atılanlar vardır. FETÖ'cüler ve Silivri'dekiler hapis yattı. İşbirlikçileri henüz yargılanmadı. Ben orada FETÖ'cü hakimlerle kavga eder, hak ararken, Erdoğan ben Ergenekon'un savcısıyım diyordu. FETÖ'cülerin ortağıydı. Bankasya'nın kurdelesini birlikte kesiyorlardı. Bakarsın yarın neden ziyaret ettiğini açıklar. Yarın büyük açıklama mı olacak? Acele etmeyin. Erdoğan, bana diyor ki, Menderes asılırken Bay Muharrem neredeydin diyor. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. Ama ben onun gibi doğmadan 5 sene önce ilkokula gidecek kadar zeki olmadığım için onu da hatırlamıyorum. Bu topraklar böyle YÜZSÜZÜNÜ görmedi. Bu ülkede FETÖ'ye en büyük hizmeti yapan kişi, Recep Erdoğan'dır. 17 üniversitenin 16'sını Erdoğan döneminde kurdular. Ne istedik de vermedik, bitsin bu sıla hasreti diyen, bir emri var mı diye soran onlar. 1071 Malazgirtçe zaferinden bu yana bu topraklar böyle yüzsüzünü görmedi. Bütün terör örgütleriyle amansız bir mücadele verilecektir. FETÖ'cü öğretmen, baklavacı var, milletvekili yok, siyasi kanadı neden yok? Mor Bey'in hikayesiyle Sayın Şükrü Önder'i 75 yaşında hapse attılar. Ben bu arkadaşın FETÖ'cü olduğuna inanmıyorum dedim. İzin alıp ziyarete gittim. 6 ay sonra pardon yanlışlık yaptık deyip serbest bıraktılar. Serbest kalınca 6 ay içinde tek ziyaretçim Muharrem İnce'ydi dedi. İlker Başbuğ tutuklandığında ilk ziyaret eden siyasi benim, Engin Alan, milletvekili, onu ziyaret ettiğimde henüz MHP'li milletvekilleri gelmemişlerdi. Ben Erdoğan gibi değilim. İNSANO yumuşak YLUYUM, 4 Mayıs'ta aday olunca Akşener'i, Karamollaoğlu'nu, Demirtaş'ı, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Ben Erdoğan gibi değilim, ben insanoğluyum, sonra meydanlarda Demirtaş'ı ziyarete gitti diyor, gittim, senden izin mi alacağım, Türkiye'de bunu iyi anlatmamız lazım, siyaset ilke üzerine yapılır, ayırmayacaksın, kayırmayacaksın, milletin parasını savurmayacaksın.